Değerli basın emekçileri ve bugün burada bizi yalnız bırakmayan, katılan tüm eğitim emekçileri, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugün burada bulunma amacımız 3 Ocak tarihinde bu ilçede talihsiz bir olay gerçekleşti. Tasvip etmediğimiz bir şiddet olayı yaşandı. İki eğitim emekçisi arasında dışarıda eğitim kurumunun dışında bir şiddet olayı gelişti. Bu anlamda bu olayı tasvip etmediğimizi, doğru bulmadığımızı, eğitim emekçilerinin yaşanan sorunlarda daha yapıcı, daha çözüm odaklı yaklaşması gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu anlamda olayın içinde olan arkadaşımıza da benzer ifadelerde bulunduk. Kendisi de zaten öz eleştirisel bir pozisyonda yaklaşıyor. Yalnız bizim buraya geliş amacımız bu değil. Biz isterdik ki bu olay yaşandığında eğitim sendikaları, sonuçta ikisi bir eğitim emeklisi, eğitim sendikaları bu olay üzerine daha yapıcı, sulhu sağlayacak bir yöntemle hareket etmeleriydi. Maalesef 11 Ocak günü sosyal medyada, Twitter X platformunda bu yaşanan sürece dair bir sendika başkanı tarafından olayı çarpıtan, algı yaratmaya çalışan, buradaki üyemiz eğitim emekçisi arkadaşımızı hedef göstermeye çalışan bir dille karşı karşıya kaldık. Bugün burada olma gerekçemiz budur. Olayın hiçbir alakası yokken, bağlamından kopuk bir şekilde yaşananları manipüle etmek amacıyla yapılan bu hedef göstermeyi, bu haksız, hukuksuz ithamları, bu yalanları buradan reddettiğimizi, bunu doğru bulmadığımızı, kınadığımızı ifade ediyoruz. Yerelde güç kaybeden, süreç içerisinde sendika olmasından ötürü eğitim emekçilerinin sorunlarını dile getirmek, yaşadığı ekonomik özlük toplumsal sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulmuş bir sendikanın, sözde sendikanın başkanının bu anlamdaki hedef saptırmasının kendi acizliklerine kılıf aramak olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da birazdan basın metnimizde de bunu ifade edeceğiz. Biz eğitimsel olarak bunu bir kez daha ifade ediyoruz. İş yeri barışı bizim için çok önemlidir. Benzer şekilde eğitim emekçilerinin arasındaki huzur, barış bizim için çok çok önemli. Biz her halükarda hem iş yerlerinde hem toplumun her alanında bu yaşanan sorunlara karşı uzlaşıyı, iş yeri barışını öncelediğimizi ifade ediyoruz. Basın metnini okumak üzere de sözü bir nolu şube eş başkanımız Salih arkadaşa veriyorum. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Basına ve kamuoyuna 03.01.2024 tarihinde Diyarbakır İli Kulp ilçesinde daha önce aynı okullarda görev yapıp bugün farklı okullarda çalışan iki öğretmenin okul dışında karşılıklı uyguladıkları şiddet ile ilgili bilgiyi 11.01.2024 tarihinde bir sendikanın şube başkanının sosyal medya hesabından öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle bir üyemiz olan iki eğitim emekçisinin karıştığı fiziksel şiddet durumunu tasvip etmediğimizi, onaylamadığımızı belirtmek isteriz. Tüm sosyal gerilimlere rağmen eğitim emekçilerinin sağduyulu ve topluma örnek olacak davranışların sahibi olmaları bizim için elzemdir. Uzun bir süredir ülkemizde kutuplaştıran, çatıştıran, ötekileştiren politikalar ve siyaset dili toplumu da etkisi altına almış, toplumsal şiddet gittikçe artarak devam etmektedir. Kendisinden olmayanı
terörist, eşkıya, dağlı ve benzeri kavramlarla itham etmek, iktidar ve yanındaki tüm kurum ve kişilerce bir silah olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hukuki hiçbir dayanağı olmadan, tamamıyla siyasi rantelde etmeye dönük karalama diliyle geliştirilen bu ithamlar özünde suç teşkil etmesine rağmen bu kesimler bu dili geliştirmekten geri durmamaktadırlar. Söz konusu olayda hiçbir suçu yokmuş gibi gösterilmeye çalışılan şahıs, daha önce çalıştığı okulda bir öğretmenin öğrencisine dönük istismarını örtmeye, gizlemeye çalışmıştır. Soruşturma aşamasında istismar ile suçlanan kişi evine çağırıp ifade ve tutanaklarda yardımcı olarak yardım etmeye çalışmakla istismar olayının tarafı haline gelmiştir. Bu olay sonrasında üyemiz ile ilgili hiçbir dayanağı olmayan tutanaklar tutularak üyemize mobbing uygulanmıştır. Adeta olayı açığa çıkarmasının intikamı alınmaya çalışılmıştır. Birlikte çalıştığı eğitim emekçilerine mobbing uygulamaktan görev yeri değiştirilerek ceza almış, girmediği derslerin ücretini tahakkuk etmekten ceza almış, görev yeri soruşturma sonucu değiştirildiğinde de okuldaki bilgisayarlarda bulunan tüm veri ve bilgileri silmiştir. Bu davranışı geçmiş dönemlerin incelenmesini engellemeye, delil karartmaya yöneliktir. Ayrıca şu anda okul dışında bir öğrencisine şiddet uyguladığı için adli yargılaması devam etmekte olan bir kişidir. Bütün bu süreçte adı geçen üyemiz ise rehber öğretmen olması münasebetiyle istismar olayını açığa çıkarıp raporlaştırmış, ilgili birimlere bildirmiş ve görevini yapmıştır. Kendisine yönelik öfke birikimi buradan kaynaklı olup söz konusu günde bununla ilgili üyemiz tahriklere maruz kalmıştır. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Her ne kadar şiddeti tasvip etmesek de görevini yapmış olmaktan kaynaklı üyemizin uğradığı mobbing, baskı ve şiddeti kabul etmiyor ve kınıyoruz. Olay üzerinden 9 gün geçtikten sonra Eğitim Birsen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir sosyal medya X hesabından iftira, karalama, manipüle etme, hakaret ve hedef gösterme içerikli bir paylaşımda bulunmuştur. Paylaşımında mobese görüntüsünü kullanmıştır. Bu görüntü esasen sadece kolluk birimlerine ulaşabileceği bir belge olup ne şekilde ele geçirdiği şüphelidir ve aynı zamanda soruşturma konusudur. Zira görüntüler adli birimlerce paylaşılmamıştır. Ramazan Tekdemir yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece siyasi rant elde etmek için üyemizi, sendikamızı hedef göstermiş olduğu için kendisi hakkında adli ve idari makamlara suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek isteriz. Aynı kurum ve kişiler bu tür paylaşım ve iftiralar ile daha önce de üyelerimiz ve sendikamızı hedef gösterme pratiği içerisinde olmuşlar. Sürgün, açığa alınma ve ihraç edilmelerde kendilerine verilen rolü oynamışlardır. İlimizde eğitim senin meşruiyetinden gelen gücünü kıramayan, her türlü hile ve manipülasyona başvurmasına rağmen yetkiyi elde edemeyen, sendika olduğu tartışılan bu zihniyetin üyelerimize saldırıları sendikal mücadeleyi muğlaklaştırma, tartışılır hale getirme amaçlıdır. Emekçiden yana sendikal mücadelenin gerektirdiği hiçbir programı olmayan bu güçler emekçiler nezdindeki itibar kayıplarını örtbas etmeye çalışmaktadırlar. Tüm bu saldırılara karşı Eğitim Sen sendikal mücadele büyütecek, emeğin ve emekçinin özgürlüğüne giden bir pratiğin sahibi olacaktır. Üyelerimize yönelik bu tip haksız, hukuksuz saldırılara karşı mücadelemizi büyüteceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın Eğitim Sen. Eğitim Sen Ahmet Şubeler Platformu. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Burada aramızda eğitim emekçileri var. Tamamı bizim üyemiz değil. Bizim üyemiz olsun, olmasın. Bütün eğitim emekçilerinin nezdinde bu olay hakikat ortadadır.
yapılmaya çalışılan hakikatin ortadan kaldırılması, muğlaklaştırılmaya çalışılmasıdır. Ve biz buradan bir sendika başkanı tarafından hadsiz bir şekilde yapılan hedef göstermeyi, adeta idari erkana talimat niteliğindeki o tweetini tweetine dönük suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz. Ancak burada eğitim emekçilerin de bu duruma karşı bir tavır içerisinde olduğunu biliyoruz. Bunu daha güçlü bir şekilde, bu daha güçlü bir şekilde teşhir edilmeli. Eğitim emekçileri nezdinde de, toplum nezdinde de bu mahkum edilmeli. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan ötürü de teşekkürler ederiz.